Ama tabii. Sinem Gedik hep zayıftı evet, zaten. Evet, hep miyondu ama tabii ki yani ne olursa olsun etkilenirsin. Tabii yani. Ki. Biz dışarıdan bir anda şok olmanın etkisiyle biz farklı tepkiler veriyoruz. Bir de sen bunu yaşıyorsun, bir evlilik bitiriyorsun ve bir de aldatılan kadın olarak konuşuluyorsun. Çok acı ve böyle tarzlarımız uyuşmuyordu diyen bir Mustafa Ceceli var. Bir de böyle sürekli eşini suç... Aa, bir kere kahreden kısım boşanma da değildir bence. Boşanma üzer her insanı. Ya üniversite okurken ev arkadaşından ayrıldıktan sonra bile üzülüyorsun. Eşinle boşanıyorsun, üzülürsün. Bir de onun üzerine seni suçlayan bir eski eş gördüğünde, bu en kötüsü zaten hayal kırıklığına uğramak, insanı derbeder eden en önemli duygulardan bir tanesi. Maalesef yaşatılan en kötü duygu hayal kırıklığı. Ya sürekli bir ithamda bulunuluyor ve çocuğunun annesinin arkasında durmuyor, gidiyor eşin şey sevgilisinin arkasında duruyor. Adam evliyken evlilik düşünüyor. Ben evliliğe gitmeyen ilişki yaşamam diyor. Evliliğe gitmeyen ilişki nasıl yaşıyorsun evliyken zaten? O da bir enteresan bir durum. Bir de şöyle bir durumu vardı, çok uzatmayacağım. Eşimle zaten düşünce yapımız uyuşmuyordu, hayata bakışımız uyuşmuyordu. Ama sevgilisiyle de hayata bakışı, yani neydi, Selin İmer'le de çok o hayata bakışı aynıymış. Mustafa Ceceli'nin Umre'den Hac'dan lakabı Hacı yaptığı şarkılar zaten bununla alakalı. Allah aşkıyla alakalı şarkı, albüm yaptı. Ve ya adamın Instagram'ına gir, belli bir duruşu, şeyi var, imajı var. Selin İmer'e bakıyorsun. Bizde yığınla arşivde bardan var. Sevgilileri var falan filan, yaptığı iddia kavgaları var. Hangi bakış açısı? O zaman aynı görüşteyseniz Selin İmer'e mi benziyor, Selin İmer gibi mi hayatı yaşıyor Mustafa Ceceli? Mustafa Ceceli gibi bir hayat yaşıyordu Selin İmer'de, biz mi görmüyorduk? Çok enteresan gelişmeler, açıklamalar. Bunun üzerine bir program konuşmam lazım, çok uzatmayacağım. Önümüzdeki zaman diliminde göreceğiz bence. Aslı Atemin'in de sürekli ünlülerin avukatı olup da bu tarz çekişmelerin içerisinde, yani burada anlaşmalı bir gerçi gözüküyor ama sonrasında çekişmeli olabilecek davaların içerisinde yer alıyor olması. Ünlüler tarafından tercih ediliyor. Ama Hande Hanım'dan da öğrenmiş olduğumuz şu ki, boşandıktan sonra ve o prosedürlerin geçtiği 15 sürelik zaman dilimi geçtikten sonra, yani resmen boşanıldıktan sonra açabileceğiniz tek dava nafaka ile ilgili olabilir diyor. Anlaşmada ki maddelerde yerine getirilmeyen bir madde varsa evet. Ya da gelir seviyesi hemen değişiyorsa bir nafaka itirazında bulunabiliyor musunuz? Bu da önemli aldığımız bilgiler.